Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çokça duymuş olduğumuz karbon ayak izini azaltma konuları ile ilgili kısa bir video hazırlamak istedim. Bu konuda daha önce EİF Fuarı olarak çokça duyduğunuz EİF Enerji Fuarı ve Kongresi web sayfasında çok güzel bir hesaplama modülü bizim için hazırlanmış. Bunun üzerinden size konuyu anlatmaya çalışacağım. Karbon ayak izi olarak sürekli söylenen şey, kısaca bir özet geçmek gerekirse, karbon ayak izi çevreye yaşamımız boyunca vermiş olduğumuz zararın bir ölçü birimi olarak söyleyebiliriz. Bununla ilgili de şu an size göstereceğim hesaplama modülü bizim ayak izimizin ne kadar olduğunu çok net bir şekilde ortaya çıkartacak ve buna çözüm olarak da bir güneş enerji santrali kurarsak bu ayak izimizi nasıl aşağı doğru düşürdüğümüzde gösteriyor olacağım bu videoda. Umarım çok faydalı olacaktır. Web sitesinin söylediği gibi haydi başlayalım. İlk olarak yaşadığınız evdeki hane halkı sayısını söyleyebilir misin diye bir soru var. Hemen söyleyelim. Ortalama bir aile genelde Türkiye'de 4 olarak kabul edilen bir rakam. 4 yazalım biz de. Yaşadığınız eve gelen aylık ortalama elektrik faturası. Gerçi zamlardan sonra buraya bir şey yazmak çok kolay olmayacak ama 4 kişilik bir ailenin şu an ortalama 500 TL fatura ödemesi çok abes olmayacaktır diye düşünüyorum. Ortalama bir aile 500 TL muhtemelen ödüyordur. Yaşadığınız eve gelen aylık ortalama doğal gaz faturası nedir? Yaz kış bununla ilgili bir ortalama yaparsak belki 800 TL yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tabii bu rakamları siz de kendiniz web sitesine girerek kendiniz için uyarlayabilirsiniz. Ulaşımınızı kendi aracınızla mı sağlıyorsunuz? Bizim sistematik için evet diyeceğiz. Kaç kilometre yol kat ediyorsunuz? Evet, bu bizim için zor bir soru. Türkiye'nin birçok yerine araç kullanarak gittiğimiz için yıllık ortalama belki 10 bin kilometre diyebiliriz. Araç segmenti. Gönül isterdi ki G segmenti, Porsche, Mercedes, Audi vesaire ama biz şu an B segmenti bir araca sahibiz. Benzinli bir araç olduğunu söyleyelim. Devam edelim. Uçak ile iç hatlarda bir yılda kaç kez seyahat edersiniz? Uçuş gerçekleştirmiyorsanız sıfır yazabilirsiniz. Bizim seyahatimiz yıl içerisinde yine zor bir soru ama belki 40 diyebiliriz. Dış hatlarda belki 3-4 diyebiliriz. Beslenme alışkanlığınız nasıldır diye soruyor. Vegan, vejeteryan, haftada 1-2 kırmızı et, her öğün kırmızı et. Mecburen vejeteryan diyebiliriz. Bu pahalılıkta çünkü her hafta 1-2 kırmızı et. Birçoğumuz muhtemelen yiyemeyecek ama ortalama yine 1-2 kırmızı et diyelim. Atıklarını geri dönüştürüyor musun? Elimizden geldiğince bunu yapıyoruz ama hayır da diyebiliriz. Devam edelim. Evet, günün sonunda bize bu yaşam tarzı, bu yiyip içme, bu seyahat, uçak seyahatleri, araçla seyahatler hepsinin toplamda bize karbon ayak izimizin ne kadar olduğunu gösteren bir özet sunuyor. Burada çok güzel bir şekilde açıklamış. Türkiye'de kişi başı ortalama karbon ayak izi 6,3 tondur demiş. Ortalamanın 12,2 ton üstündeyiz. Yani toplamda bizim 18 tonluk bir karbon ayak izimiz var. Birazdan çatımızda güneş enerji santralimizin olmasıyla ne kadar bunu düşürebildiğimizi gösteriyor olacağız. Burada tabii Birleşmiş Milletler'e göre küresel ısınmayı 2050 yılına kadar 1,5 derece ile sınırlandırmak için kişi başı karbon ayak izimizi yılda 2 ton ile sınırlandırmamız gerektiği bilgisi veriliyor. Çok kıymetli bir bilgi. Küresel ısınma hepimiz için bir baş belası, sıkıntılı bir dünya bırakma adına kötü bir senaryo. O yüzden olabildiğince karbon ayak izimizi azaltmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konu sadece sade vatandaş için düşünülmemeli. Karbon ayak izinin çokça arttığı sistemler, endüstriyel sistemler, fabrikalar ve onların karbon ayak izleri. Onlar da çatılarına güneş enerjisi, işte yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak bu karbon ayak izlerini küçültmeye çalışıyorlar. Aslında bu topyekün herkesin taşın altına elini koyması gereken bir yapı. 18,5 ton karbon ayak izi için 45 tane ağaç diktiğimiz zaman bu ayak izimizi dengelemiş olabileceğimizi de burada güzel bir şekilde bize özetlemiş. Bunu siz de kendi başınıza web sitesini ziyaret ederek kendi senaryonuzda ne kadar karbon ayak izinizin olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Çok keyifli web sayfası yapmışlar. Ben bu vesileyle de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Dilerseniz şimdi de eğer çatımıza bir güneş enerji santrali kurarsak bu karbon ayak izimizi ne kadar azaltabiliyoruz, bize ne kadar katkı sağlıyor bunlardan bahsedeyim. Evet, biraz önce evdeki yaşam tarzımızın ve araç kullanım şeklimizden dolayı ne kadar karbon ayak izimiz olduğunu hesaplamıştık. Şimdi çatımıza bir güneş enerji santrali kurarsak bu karbon ayak izimizi nasıl azaltacağımızı, hangi rakamlarla nasıl hesaplama yapıldığını basitçe göstermek istiyorum. Biliyorsunuz benim
benim çatımda iki farklı inverterle beraber bir enerji dönüşümü söz konusu. Onlardan bir tanesi SolarEdge inverter. Burada da 3 kW'lık kısımdan bahsedeceğim. Daha öncesinde bu hesaplama formülünün nasıl yapıldığını bu dosyayı da blog sayfamızın içerisine koyacağım. Oradan indirebiliyor olacaksınız. Her ülkeye göre karbon ayak izinin faktörü var. Gram kilowatt saat olarak belirtilen bir faktör değeri. Türkiye için bu değer 619.8 olarak belirtilmiş. Aynı zamanda kilowatt saat ağaç olarak belirtilen bir katsayı var. Bu katsayıyla da toplam ürettiğimiz kilowatt saati çarparak bu kadar ağaç dikmeye eşdeğer iş yaptığımızı size gösteriyor olacağız. Bunu kendiniz için de tasarlayabilirsiniz. Hatta bir fabrikanız için de bunu tasarlayabilirsiniz. Zaten izleme sistemlerinde bu değerler otomatik olarak çarpılıyor ve ekrana yansıtılıyor. Dilerseniz bu hesaplamayı kendi sistemimiz üzerinden gerçek rakamlarla yapalım. Excel tablosunda sağ olsun Yavuz bizim için onları hazırladı. Çatımızdaki sistemin yarısını şu an gösteriyorum. Yani buradaki değerleri çarpı 2 olarak düşünebiliriz. Çatımızdaki güneş enerji santralini biz Ağustos 2019'da kurduk. O zamandan bu zamana 12.870 kWh'lik bir enerji üretimi gerçekleştirmiş. Bu kadar enerjinin karbon ayak izimize katkısı, bakın şuradaki katsayıyla ürettiğimiz enerjiyi çarpıyoruz ve elde ettiğimiz şu bölüm, hatta şöyle rengini de değiştirebiliriz. Karbon ayak izimizi yaklaşık 8 ton civarında bir karbon ayak izimizi azaltma durumunu ekranda görüyoruz. Tabii benim sistem iki katı olarak düşünebiliriz. Çünkü 3 kW'dan bahsettim size. Şuradaki değer 3 kW'ın üretim değeri çarpı 2 diyebiliriz. Aynı şekilde karbon ayak izimizin de şurada iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Yani ben 3 yılda toplamda 16 ton civarında bir karbon ayak izini aşağı doğru indirdim. Bu değerin 3 kW'ın ağaç eşdeğeri 150. Yani toplamda 3 yılda ben 300 tane ağaç dikmeye eşdeğer bir temiz enerji üretimi gerçekleştirdiğimi bu şekilde özet olarak size gösteriyor olabildim. Siz de çatınıza güneş enerji santrali kurarak karbon ayak izinizi düşürme noktasında aksiyon alabilirsiniz. Ya da web sitesinde gösterildiği gibi ağaç dikerek, gerçekten fiziki olarak ağaç dikerek bu karbon ayak izinizi dengelemeniz olası. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.